Gazetelerle devam edelim. Galatasaray haberleriyle devam edeceğiz. Açık Mert Korkusuz gazetesine baktığımızda tabii transfer iddiaları, dedikoduları da artık iyiden iyiye yazılmaya başlandı. Bakalım neler yazmışlar. Galatasaray sezonun ilk bombasını Şalke'den ayrılan 28 yaşındaki futbolcuyla patlattı diyor. Romanda mutlu son. Rus futbolcunun menajeri Gordon Stipic sarı kırmızılar yaptığı görüşmeyi doğrulayıp her şey olumlu ilerliyor. Gereken açıklama kulüp tarafından yapılır ifadelerini kullandı diyor. Şarke'li olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Roman Neustader artık sarı kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor sevgili seyirciler. Eğer resmi olarak kulübü bırakmazsa yani sonuna kadar kullanırsa kontratı 1 Temmuz itibariyle kendisinin serbest kaldığını söyleyelim. Şarke forması altında 30 maçta forma giymiş Neustader ve bir asist yapmış bunu da söyleyelim. Sen neymişsin be Bilal Kısa haberi var. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bilal Kısa'nın milli takım formasıyla Estonya'ya attığı gol Euro 2016 şampiyonası elemelerinin en güzel 4 golü arasında yer aldı diyor haberde sevgili seyirciler. Devam edelim Açık Mert Korkusuz gazetesinin bir başka haberi onu da ekranlara getirelim sevgili seyirciler. Aslanım Dembele, Dembele haberi var. Transfer görüşmeleri için İngiltere'ye giden Alpi Alman ve Cenk Ergün ikilisi eli boş dönmüyor. Boris burada Musa Dembele ile görüşen ve prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızılar serbest kalan 19 yaşındaki oyuncuya senelik 1.9 milyon euro ödeyecek diyor. Önceki gün kendi Twitter hesabına aslan fotoğrafı koyan Dembele taraftarları da heyecanlandırdı diyor. Hemen yan tarafta da topal %50 geliyor diyor. Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın'a dayandırılmış haber sarı kırmızı taraftarlara böyle mesaj verdi. Zaten bizim eski oyuncumuz kendisine teklifi ilettik. Önemli bir aşama kaybettik. %50 ihtimalle Mehmet Topal'ın Galatasaray'a geleceğini söyleyebilirim diyor. İstiklal abidesi olarak da yer verilmiş Mehmet Topal'a. Galatasaray formasını giymişti 2006-2010 yılları arasında terletmişti. Bakalım şimdi neler olacak. Song'da sıkı pazarlık diyor. Yönetim yeni sezonda kadroda görmek istediği Alex Song'la kısa sıkı pazarlıklarını sürdürüyor diyor Açık Mert Korkusuz gazetesi. Fanatik gazetesine geçecek olursak eğer o da yine Alex Song haberine yer vermiş. Alex Song'a bir adım kaldı diyor. Cimom ön libero krizine sona erdirmek üzere Alex Song'la ilgilenen sarı kırmızılar bu transferde büyük aşama kaydetmiş durumda diyor. Benitez'e teze bekle mesajı sarı Kırmızıların Indipiente takımından transfer etmek istediği Martin Benitez'e bekle mesajı gönderildi diyor sevgili seyirciler. Fotomaç gazetesine bakalım acaba hangi transfer haberlerine yer vermiş. Forvet arayan Galatasaray Fransız golcüyle söz kesti. Aslan Dembele demiş ve Twitter hesabına aslan resmi koydu. Diyor işte bu aslan resmi taraftarları heyecanlandırdı diyor. Mehmet Topal'ı bekliyor Galatasaray. Ön libero arayışında sona yaklaşırken Alex Song'a alternatif olarak Fenerbahçe ile henüz anlaşma sağlayamayan Mehmet Topal'ın transferi için beklemeye girdi. Diyor Song'un da yeşil ışık yaktığını söylemiş Foto Maç gazetesi sevgili seyirciler. Habertürk gazetesine geçelim. O da Neustadter imzaya kaldı diyor. Tarihinde en çok golü yedi sezonu geride bırakan Galatasaray stoper transferinde sona geldi. Cimbom bonservisi elinde olan Neustadter prensipte anlaşırken oyuncunun menajeri de olumlu konuştu diyor. Ön libero da oynayabiliyor. 1988'de Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'da doğup Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu Putin'in onayıyla iki hafta önce jet pasaportla Rus vatandaşlığına geçti. FIFA'nın da onay vermesiyle 28 yaşındaki oyuncu Euro 2016'da forma giymesinin önü açıldı. Rus milli takımının formasını terletecek Euro 2016'da sevgili seyirciler. O zaman onu da biraz daha dikkatli izleyelim bakalım neler yapacak Euro 2016'da. Bir de Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Son olarak Galatasaray'la ilgili haberlere. Galatasaray yönetimi transferde stoper hedefine ulaşırken forvet girişimi şimdilik sonuçsuz kaldı diyor. Mesela Noisteter tamam diyor ama Dembele olmuyor diyor. İşte bu da Milliyet Gazetesi'nin haberi. Az önce diğer gazetelerde Dembele'nin de olduğu yönünde haberler vardı. Bakalım neler gösterecek sevgili seyirciler bize önümüzdeki günlerde.